Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün video çekemedim çünkü uzun bir seyahatim vardı. Hem karayolu hem havayolu derken şu an ben biliyorsunuz New York'tan Bahamalara geçtim. Şu an Bahamalardayım. Orayla bura arasında saat farkı var. Şu an sabah 6. Bu ambiyansla sizlere video çekmek istedim. Erken kalktım. Neden? Çünkü arkam dolu olacaktı arkadaşlar. Onun için doğal olarak da insanlar denize girdiysin. Çekemeyecektik videoyu bu ambiyansla ama ben erkenden kalkıp sizlere elimden geldiğince gündemi değerlendireceğim arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Tabii dün önemli bir gündü hepimiz için, milletimiz için. Hangi partili olursanız olun arkadaşlar, önceliğimizin Türk bayrağı olduğunu söylemek istiyorum. Vatanımız, milletimiz için hayırlısı olsun. Hepimiz takip ettik elimizden geldiğince. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Herkesin görüşüne, siyasi görüşüne saygı duyuyorum. Biz burada sadece, bu kanalda sadece futbol konuştuğumuzun da altını çizmek istiyorum. Şimdi Trabzonspor takımımızda tabii Bielsa'nın bir listesi var. Bu liste üzerinde transfer yoğunlaşıldı. Artı Bakasetas değerlendirmesi yapacağız. Trezeguet detayı vereceğim sizlere. Ve tabii önümüzde de bir Fenerbahçe maçı var. Hepimizin gözü kulağı Fenerbahçe maçında. Antrenmanlar tempolu, neşeli, istekli geçiyor. Oyuncuların hepsinin bir, aynı ağızdan şunu söylediğini söylüyorum. Güneş de yavaştan geliyor bana doğru. Hocamız bize geldi, bir güven verdi. Hocamız bize, nasıl söyleyeyim sizlere, bakıyorum ben sanki sezon yeniden başlamış gibi oyuncuların yüzü gülüyor. Oyuncular istekli, oyuncular daha fazla mücadele ediyor. Arkadaşlar, fiziksel anlamda bir takım kendini iyi hissederse keyfi de yerine gelir. Ben bir eski futbolcu olarak sahaya çıktığım zaman, istediklerimi yaptığım zaman maç bitsin istemem. Ama sahaya çıktığım zaman istediğim performansı sergileyemezsem, bu sefer de şunu söylüyorum. Maç bitse de gitsek. O zaman oyunuma yansıyor, tempoma yansıyor. İkisi çok önemli detay. Ama vücudum istiyor. Top alıyorum, topla buluşuyorum. Oyuncu geçmek istiyorum. Geçiyorum, uzun atmak istiyorum, atabiliyorum. İstediğim hedefe topu atabiliyorum. Gücüm, kuvvetim yerine o zaman daha destekli oluyorum. Bakıldığı yerde sakat oyuncuları döndürdük. Fenerbahçe maçına tam kadroyuz. Bakasetas'ın cezası onanmadı evet ama Fenerbahçe maçı kadrosu hani bana göre kafasındaki ideal kadro, ideal 11 ile çıkacak. Mesela bir önceki maçta beşli savunma yaptı. 3-5-2 oynadım dedi. Üçlü top rakipteyken beşliye döndü. Bana göre 5-3-2 sistemiyle Fenerbahçe maçına çıkmaz diye düşünüyorum. Dörtlüye dönecektir. Tabi Dansville de o ışığı vermiyor gerçi ama Dansville zaten düz koşu yapıyordu. Dün çıkıp çıkmadığını bilemiyorum. Sizler bu videonun altına yazın. Bakalım değerlendirirsiniz sizler de. Ben de elimden geldiğince değerlendireceğim. Gün içerisindeki haberleri de takip edeceğiz arkadaşlar. Tabi şimdi transfere gelmeden önce bir Bakasetas değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bakasetas önemli bir oyuncu. Bakasetas gerçekten Trabzonspor takımımız için bana göre bu senenin hem flaşı hem gelecek senelerde bulunması gereken bir oyuncu. 5, 6, 7 milyon eurolara Bakasetas gibi bir oyuncuyla ben olsam yolumu ayırmam. Neden? Çünkü bizim takımımızın kilit oyuncusu Bakasetas. Bakasetas, şunu söylemek istiyorum sizlere. Bakasetas gerçekten bu takımda liderlik yapan, bu takımı benimseyen, oyuncuların sahada gördüğünde moralleri yerine getiren bir oyuncu. Taraftarlara da çok güzel elektrik veriyor. Ben bir taraftar olarak Bakasetas'ı izlemekten. Ya Bakasetas var, bir frikik atar, bir şut atar diyorum. Ama Bakasetas'ı gönderir, onun yerine. Bakın Vakayeme için de aynı şeyleri söylemiştim, hatırlayın. Vakayeme'yi gönderdim. Biraz da gribel enfeksiyon var hava değişikliklerinden dolayı, kusura bakmayın. Bakasetas'ı gönderdin. Vakayeme'yi gönderdin pardon. Yerini dolduramadın. Yerine 3 tane 4 tane oyuncu aldın. 15 milyon eurolara yakın para harcadın. Eldeki sonuç 0. Şimdi Bakasetas'ı gönderip yerini dolduramadıktan sonra gene aynı şekilde. Bizi şampiyonluğa götürecek iskelet kadro kurman lazım. Santrafor'da Maxi Gomez'i değiştirdin diyelim. Petkovic'i getirdin. Eyvallah. Orta sahada Bakasetas'ını tutman lazım. Marek Hamşik'le yollar ayrılıyor zaten. Senin orta sahanda 10 numarada Abdülkadir Ömür hiçbir zaman bu takımda liderlik yapacak bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. İyi bir oyuncu. Takımımızın en önemli oyuncularından bir tanesi. İyi de para kazandıracak ama Abdülkadir Ömür liderlik yapacak bir oyuncu değil. Abdülkadir Ömür'ün kendisiyle alakalı, hani kişisel karakterle alakalı konuşuyorum. Artı stoper hattına geldiğimiz zaman Batra, Dansville, Hüseyin Türkmen. Hocanın stoper hattına da bir lider stoper almak istedi. Dijikun'un adı geçiyor. Biliyorsunuz Strasbourg'un stoperi Dijikun'un adı geçiyor. Şimdi oraya bir lider stoper getirmek istiyorum. Daha önce Vitor Hugo diyordum. Hatırlayın. Defansın kaptanı Vitor Hugo diyordum. Orta sahada Marek Hamšík. Santrafor'da işte Cornelius diyorduk. Vakayeme diyorduk. Şimdi böyle bir iskeletini kurarsın.
araya 3 tane 4 tane işte Orsic'i getirirsin. Orta sahaya örnek veriyorum Van Bommel'i getirirsin. Sağ beke işte bulacağız. Sol beke bulacağız. Orta sahaya bulacağız. Tabi sürpriz isimlerle de yollar her an ayrılabilir. Bunların hepsi önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Bakasetas'la sözleşme uzatılmak isteniyor. Oldu satmadık. Şey satacağız. Bir kere 1 sene sözleşme kalan bir oyuncunun parasıyla 4 sene 5 sene imzalamış bir olan bir oyuncunun parası farklıdır arkadaşlar. Mesela rakip bizden Bakasetas isteyecek takım geldiği zaman Bakasetas'ın sözleşmesine baktığında 3 veya 4 sene var. Diyecek ki ya bu adamın 3 senesi var. Bizim bu adamı almamız için 2 değil 4 vermemiz lazım. 1 senesi varsa der ki ya zaten sıkışmış. Sezon sonu serbest kalacak. Bakasetas'a teklif sunulur. Kabul etmediğini düşünelim. Bu sefer de diyecekler ki oyuncu kabul etmiyor. Biz bunu alalım. Mesela Artem Doğbek. Şimdi haber gönderdi. Şöyle oldu böyle oldu. 6 ay sonra serbest kalacak deniliyor. Herkes iştahlandı. Biz adam Trabzon hani Türkiye'ye dönmek istemiyorum dedi. Biz bile iştahlandık arkadaşlar. Yani demek istediğim anladınız mı? Onun için Bakasetas'la sözleşme uzatılması gerekiyor. Bu transfer döneminde Trezeguet bana göre çok kilit bir yer aldı. Neden? Çünkü Trezeguet'e çok ciddi anlamda Arabistan'da, Mısır'da, işte Avrupa'da teklifler var. Önemli bir oyuncu. Trezeguet bizde olmadı ama önemli bir oyuncu. İyi bir para kazanabiliriz. Trezeguet'i gönderirken bir bonservis gelebilir. Trezeguet'in bonservisiyle beraber 2 tane oyuncu getirebilirsin. Ciddi bir maaş yükünden kurtulursun. Trezeguet gerçekten iyi bir oyuncu. Mesela bu sene Başakşehir'de olsaydı biz de attığını 3 katını atardı. Geniş alanı verdi mi adam atıyor. Sistem olmadı Trezeguet için. Bizim takımımızda olmadı maalesef ama iyi bir niyet, iyi niyetli. Sakat da olsa oynadı. Çık dediğinde çıktı, gir dediğinde girdi. En ufak bir olumsuzluk yapmadı. Ayağını toptan çekmedi. Trezeguet için de bunları söyleyebilirim. Şimdi gelelim transfer politikamıza. Teknik direktörümüzün yani gelen bilgi şu şekilde. Bir kişiyle konuştum dün Trabzon'dan. Hoca başkanla beraber bir görüşme daha gerçekleştirdiğini ve biraz daha hızlanmak istediklerini söylemiş. Ve benim listem üzerinden bu transferlere gidelim. Hani çünkü genelde işte tabii Bielsa da öğrenecek burayı. Bielsa da öğrenecek. Genelde şöyledir arkadaşlar. Pardon. Başkana verirler kadroyu. Başkanlar sallar aman der. He he tamam hocam biz bunları alırız der. Sonra gider bunlar vermiyor hocam der. Gider kendi kafasına göre alır. O da birazcık Türkiye ile alakalı hani yavaş yavaş öğreniyordur. Birileri ona üflüyordur. Ve başkana hocam şey başkanım şu 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 oyuncu üzerinden devam edin dediğini biliyoruz. Scout ekibi de çalışmaları yapıyor. Hafta içlerinde gidip maçları izliyorlar. Hafta sonları maçları izliyorlar. Tabii onların raporları da çok önemli. İzlenen oyunculardan iyi olumlu raporlar geldi. Arada bir iki tane işte sürpriz isimler var. Ankara Gücü'nden bir orta saha ismi var. Ankara Gücü'nde dikkat çeken birkaç oyuncu olduğu söyleniliyor. Bielistan'ın beğendiği. Tabii bunlar da önemli bir detay. Şimdi biraz da şöyle sizlerle gezelim. Özellikle Petkovic detayını da vereyim sizlere arkadaşlar. Petkovic biliyorsunuz ikinci bir teklif sunuldu ve bekleniliyor. Tabii belki de teklif haber gelmiştir. Şu an seçim olduğu için herkes seçime odaklandı. Ben şimdi şu kamerayı kapatayım. Diğer taraftan sizlerle beraber gezelim. Tabii ben videoyu çekmeye başladığımda güneş yoktu. Şimdi güneş var arkadaşlar. Şöyle bir yavaşça gidelim. Gerçekten burası şurada kanal gibi bir yerden su doluyor içeriye. Doğal bir havuz gibi bir şey yapmışlar. Otel gerçekten çok büyük. Burası Bahamaların zaten çok küçük bir yer. Nassau başkent direkt. Çok küçük bir yer zaten. Şöyle sizlerle beraber yürüyelim. Burası havuzu arkadaşlar. Burada 4 gün kalacağım. Dün geldik. 3 günümüz daha var burada. Şöyle sizi bir Karayiplere doğru götüreyim. Karayiplere doğru gidelim. Karayiplerde de şöyle bir denize bir bakalım nasıl geri çekilmişti. İçerideki su bile geri çekilmişti. Burada çok fazla gelgit oluyor. Şöyle bir gidiyorum bakalım. Hızlı hızlı gidiyorum. Ekran titriyor olabilir kusura bakmayın. Yani izlemek isteyenler için yapıyorum. Bazı arkadaşlarımız merak ettiklerini söylemişlerdi. Elimden geldiğince değerlendirmemi yaptım. Şimdi birazdan da suyun tadını çıkartacağım sizler için arkadaşlar. Otelde gezelim şöyle. Yani çok pahalı bir yerdeyim. Bir su 10 dolar. Yeme içme paralı, her şey paralı. Odada yani normalde Türkiye'de otellere gittiğinizde bir su verirler, bir içecek verirler en kötü. Burada su bile yok arkadaşlar. Kids Club var çocuğu olanlar için. Kids Club'a giriş 60 dolar. Yani inanılmaz bir para, inanılmaz bir şey,
Enteresan, gerçekten çok enteresan. Bakın bir tane balık gidiyor, yakaladım onu hemen. Burası işte bizim yüzdüğümüz yer. Buralar, insanların burada giriyor ve içerideki o doğal havuz dediğim yere bakın, şuradan gelen su geliyor. İleride bir tane, burada çok fazla köpek balığı var. İleride kanalı kapatıp buraya köpek balığı gibi büyük balıkların girmesini engelliyorlar. Demir çelikler var. Bu şekilde sistemi yürütüyorlar. Şu an adaya gidiyoruz bu şekilde, bakalım. Şu an çok tropikal, çok güzel bir yer. Gerçekten havası mükemmel. Ama öğleden sonra bir nem çöküyor. Enteresan bir nem çöküyor. O arada kaçıp uyumak lazım. Bizim de çocuk var. Şimdi ben şurada gördüğünüz yerde bir dalacağım arkadaşlar. Bu arada sabah 6. Türkiye saatiyle aramızda 7 saat var. Ben bu videoyu çekeceğim. Artık ne zaman yükleyebilirsem. Şöyle gideyim, bana da hatıra kalsın. Gerçekten çok keyifli bir yer. Bakar mısınız şu görüntüye arkadaşlar? Gerçekten maşallah çok güzel yapmışlar. Şimdi sizlere bir de Karayipleri göstereyim. Daha sonra şehir merkezinde de gezeceğim. Çok güzel ya, gerçekten. Yani doğasına bayılıyorum buranın. Çok güzel bir doğası var. Gerçekten çok güzel bir doğası var. Şimdi şöyle bir Karayiplere gidelim. Yani bu şekilde arkadaşlar, inşallah beğenmişsinizdir videoyu, görüntüleri. Şöyle biraz içiniz açılsın. Streslisiniz ülkenin durumundan dolayı. Burası da Karayipleri. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Sabah çok erken. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.